Masalımızın adı Don Kişot. Uzun zaman önce Kisada isimli yaşlı bir adam vardı. Soylu ama pek de zengin olmayan bu adam sürekli şövalye kitapları okurdu. Bu kitaplarda yaşardı adeta. Zamanla kendisini iyice kaptırmıştı. Son kitapta okuduğu devler ülkesine gitmeye karar vermesi herkesi çok şaşırtmıştı. Hatta bu uğurda ismini bile değiştirmişti yaşlı adam. Kendisine Don Kişot, zavallı atına da Rosinante, yani bitkin at ismini koymuştu. Kısa sürede yolculuk için hazırlıklar tamamlanmıştı. Kendisine uşak olarak da saf bir köylü olan Senso Panza'yı seçmişti. Onu da kendisinin şövalye olduğuna inandırmıştı. Ancak devlerin ülkesinden kurtarması için bir de sevgili bulması gerekiyordu. Bunu bulmakta da gecikmemişti Don Kişot ve kıza uygun bir isim bulmuştu. Güzeller güzeli Dulcinea. Artık ilk seferine çıkması için hiçbir engel kalmamıştı önünde. Ertesi sabah hep birlikte yola çıktılar. Uzun süre durmadan yol aldılar. Birden Don Kişot durdu. "Bak dostum Senso Panza!" diye bağırdı. "Şans bizden yana. Şu devleri görüyor musun? En az 30 kişiler. Ama ben hepsini yeneceğim. Çünkü ben Şövalye Don Kişot'um." "Hangi devler?" diye sordu Senso Panza. "İşte bak şunlar. Nasıl da kocaman kollarını sallıyorlar." Ama efendim, ben yel değirmenlerinden başka bir şey göremiyorum," dedi şaşkın Senso Panza. "Sen anlamazsın oğlum," dedi Don Kişot. "Bu büyücülerin işi olmalı." Senso, efendisinin dediklerinden bir şey anlamasa da korku içinde bir çalının arkasına saklandı. Don Kişot, Rosinante'nin üstünde şöyle bir doğruldu ve "Durun, kaçmayın korkaklar!" diye haykırdı. "Karşınızda bir tek şövalye var, cesur Don Kişot!" Ardından atını hızla değirmenlere doğru sürdü. Senso Panza gizlendiği yerden merak ve korku içinde olup biteni izliyordu. Efendisinin değirmenlere saldırmasını bir türlü anlayamamıştı. "Umarım bunların sahipleri bize kızmazlar," diye mırıldandı. Bu arada rüzgar iyice şiddetlenmişti. Yel değirmenleri hızla dönmeye başlamıştı. Don Kişot da bunu fark etmişti. Bu onu sanki daha da sinirlendirmişti. "İstediğiniz kadar kollarınızı sallayın," diye bağırdı. "100 kolunuz bile olsa bana vız gelirsiniz. Dulcinea'yı sizin elinizden kurtaracağım." Bunları söyledikten sonra kalkanını yüzüne siper ederek karşısına ilk gelen yer değirmenine saldırdı. Kılıcı değirmenin kollarından birine sapladı. Ancak kılıç ikiye bölünmüştü. Don Kişot önce şaşırdıysa da hemen toparlandı ve diğer kolun üzerine atladı. Değirmenin dönen kolu onu gökyüzüne doğru kaldırdı bir anda. "Neler oluyor?" Yaşlı adam ne olduğunu anlayamadı. Sanse efendisini korku dolu gözlerle seyrediyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. İşte tam bu sırada Don Kişot olanca haliyle yere çakılmıştı. Senso Panza hemen saklandığı yerden efendisinin yardımına koştu. Ama zavallı adamın kıpırdayacak hali kalmamıştı. "Ben size bunların yel değirmeni olduğunu söylemiştim efendim," dedi Senso Panza. "Bunlar hep o büyücünün işi," dedi Don Kişot. "O devleri bir an yel değirmenine çevirerek beni onları yenme zevkinden yoksun bıraktı." Senso Panza efendisinin söylediklerine inanmamıştı. Hatta alaylı bir şekilde gülümsedi. "Artık evimize dönelim mi efendim? Bakın yaralandınız." "Bunlar önemli değil Senso Panza," dedi Don Kişot. "Asıl yüreğimin yarasını nasıl iyileştireceğiz? Ben eninde sonunda bu cani büyücünün elinden kurtaracağım Dulcinea'yı." Böylece yaşlı adam İlk savaşından yenik çıkmanın üzüntüsüyle evine döndü.